Güzel piyasalar. Herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, dün belki arayanlar bize ulaşamamış olabilir. Çünkü dün telefonum kaybetti. Şimdi onu birkaç yerden haber bekliyorum. Ona göre bugün daha telefon atacağız ya da telefonumuza koyacağız. Bize ulaşmak isteyenler, gerçi Twitter'da açamıyoruz. Çünkü Twitter'da da bu sefer cep telefonuna mesaj istiyor. Başka bir yöntemle deneyeceğiz artık. Evet, şimdi piyasaların dünkü seyrine baktığımızda özellikle Borsa 100 endeksinde 98 binler, 97 binler daha doğrusu denendikten sonra tekrar hızlı bir şekilde 60 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme oldu. Zaten bahsetmiş olduğumuz bir konu vardı. Biz Borsa İstanbul bir dip sürecinde görmüş olduğunuz gibi belki bunu 3 bölüme ayırabiliriz. Bu dip süreci şöyle söyleyebiliriz. Özellikle Temmuz'da ilk dip, önemli dip oluştuktan sonra ikinci dipte Ağustos'ta 84 binleri gördükten sonra oluştu. Ve çok da önemli bir seviye olan 90 binler, 91 binler bu bölgenin altında geri çekilmeler olsa da gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gene toparlamalar oldu ve bant 100 binle 92 bin, 91 bin gibi bir banda yerleşmiş oldu. Uzunca bir süredir burada seyrediyoruz. Yaklaşık 1, 2, 3, 3,5 ayı buldu diyelim. Ve şundan bahsetmiştik. Aslında bu bölge bir dip bölgesi. Yani dip olmaya aday bir bölge. Hatta çok önemli bir formasyon oluşabileceğinden de bahsetmiştik. Yani ters omuz baş omuz formasyonu. Ve bu formasyonun da yine burada bu satışı yakaladıktan sonra yani Garanti Bankası ile birlikte olabilecek satışı yakaladıktan sonra yine bu bölgede bir sağ omuzu oluşturarak bu bölgede şöyle yatay gidebileceğini bir süre belki bir hafta sonrasında ciddi bir ralliye başlayabileceğinden bahsetmiştik ki şu an durum nedir diyecek olursak gördüğünüz gibi evet bu süreç yine bizim son işaret bölgemiz olan şu aralıkta oluşmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu bize dün gelinen noktayı hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın daha önce de geçen haftaki düşüşte de bu bölgede bir dip oluşturmuştu. Tutundu ve burada tutunmasını bekliyoruz. Tabii ki haftalıklar tarafına şöyle baktığımızda daha da sıkışan acaba bu destek bölgesini 93.800'leri kırıp aşağıda hemen şöyle yıllıklar haftalıklar üzerinden belki gidebiliriz. 93.000 görüyorsunuz. Buraya 94.400, 93.800, 92.800, 93.000. Yani bir 1.000 puanlık daha marjı var mı? Bunu sorgulayacağımız belki de bir gün olacak. Aylıklar tarafından baktığımızda ise aslında bu hareketin bir güç kazanması, dibi oluşturması. Yani aslında görüyorsunuz çok sert bir satış süreci sonrası dip oluşumu halihazırda devam ediyor. Ama daha önceki dip olan 91.200'ler bu seviyenin altına asla borsanın gelmemesi lazım. Böyle bir durum olması halinde borsada tekrar 85 bin, 85 binlerin altını, 86 binleri konuşuyor olacağız. Ama şu an için böyle bir şey beklemediğimi ve hatta günlüklerden de yola çıkarak biraz önce de bahsetmiş oldum. Aslında bu bölgenin bir akümülasyon toplama dönemi olabileceğini dile getirdik. Ve ben kendi göstergelerime baktığımızda pozitif bir görüntünün hali hazırda var olduğunu söyleyebiliriz. Onun için bugün bu manada önemli olacaktır. 4 saatlik grafiklere baktığımızda burada trend desteği olarak eğer şöyle bir yatay banttan bir yükselen trend alacak olursak, trend desteği alacak olursak dünkü kapanışı da girelim. 94.440 hemen dönüp bakalım. 94.440 en azından 94.000'in iyi bir destek olduğundan bahsedelim. Bu aralığın destek olduğundan bahsedelim. Haftalığa baktığımızda ise haftalıkta özellikle geçen haftanın şöyle bir bakalım. Kaç kapatmış? 94.883. 94.883. Hemen girdik. Bu hafta için evet 94.000, 93.500. Yani 93.500 nerede var? Bugün içinde marj olabilecek seviyelerde var. Ancak yine de diyoruz ki trend desteği nereye denk geliyor? Eğer şöyle bakacak olursak evet 94.000'in altına denk geliyor. Marj olur mu? Satış devam eder mi? Gördüğüm kadarıyla bu bölgede biraz tutunmak isteyebilir ama bu bölgede tutunduktan sonra tepkinin oluşması, yukarı hareketin tekrar ivme kazanması, güç kazanması için ne olması lazım? En azından artık
96.000 üzerine atmamız lazım ki bu arada seyredelim. Yatay piyasada. Biraz daha yatay. Dünkü sert satışın yeri biraz daha yataya dönecek izlenimi var olduğunu düşünüyorum. Bunun için de bugün 94.000'in altında ihlaller olursa 93.500'e önemli destek olacak. Yani şu iki kırmızı, aralıkta seyreden hareketler görebiliriz. Hareketin tamam buradan tekrar tepki geliyor. Yani bakın geçen hafta bu bölge görülmüştü. Aynı şekilde bakın. Aynı nerede yerden neredeyse. 97.071 bugün 97.168. Aynı bakın. Aynı paralelde gittiğini direnç olduğunu düşünecek olursak. Kapanış nerede olmuş? 94.449. Hemen hemen aynı kapanış olmuş. Bakar mısın? Şu geri çekilme. Aynı geri çekilme olup yukarı ivme kazanır mı? Evet. 93.200'ler, 400'ler, 500'ler bu bölgeler diyoruz. Yani buradan yani trendin de geçtiği bölgeye yakın. Bugün mesela o seviye nereye denk geliyor? 93.600'lere denk geliyor. Çekilip sonrasında bir hareket olur mu? Bunu sorgulayacağımız bir gün olacak büyük ihtimalle. Bu hareketin beklediğimiz şekilde gelişmesi halinde arkadaşlar yani şu dibi bizim dip isteğimizi onaylayacak şekilde olduktan sonra büyük ihtimalle şöyle bir rally ihtimalinden bahsediyor olacağız. Evet, böyle bir ihtimalden bahsediyor olacağız. Çünkü HDTR hala pozitif. Bu manada. Onun dışında şöyle bir dolar TL'ye bakalım. Yüz endeksi de bakacağız tabii. Dolar TL'de şu kırmızı hareketli ortalamaya doğru yani 5.93'lere doğru istek 5.90'lar 5.93'lere doğru istek devam ediyor. Uzunca bir süre sonra haftalıklarda da satış etkisini devam ettiğini görüyoruz. Ve birçok görüş şu hareketin bir flama olduğundan bahsediyor. Evet, flamaya benziyor. Ama flamalar illaki yukarı kırılacak bir şartta yok. Sonuçta daha doğrusu ona tabii ki flama eğer alttan gelip yukarı doğru gidiyorsa bir flama ise pozitif yarı yol formasyonu diyoruz ve daha da güçlü yükselişler olur diyoruz. Eğer dolarda bakın arkadaşlar flamanın boyunu da ölçecek olursak dip boy bakın burasıdır. Bunun başka izahı yok. Dolayısıyla kötümser havada biz dolarda nereleri konuşuyor oluruz? Şurası kaç? 8.80. Neden? Çünkü flamanın boyu bu arkadaşlar. Hemen şöyle alıyoruz bakın. Flamanın tepesi, flamanın dibi. Aldık ve üzerine koyduk. Yani şu bölge eğer bu boy aşağı kırılacak olursa şimdi eğer Türkiye'den umutluysanız doların şu iki bant içinde hareket edebileceğini söyleyebilirsiniz. Ancak kademe kademe alacak olursak bakın tepe yani aşağıya dipten yukarı. Bunun yarısını eğer alacak olursak böyle alıyorum. Yani hava ne kadar iyi olursa olsun arkadaşlar, hava ne kadar iyi olursa olsun dolar TL'nin gelebileceği ilk adımda bölge 5.20'ler. Eğer hava biraz kötüleşecek olursa ve bakın ne almak istiyorum bakabilirsem harika olacak. Üzerine koyduğumda hava kötüleştiğinde tekrar görebileceğim seviye 7.20'ler. Yani yeni rekor seviyeler. Daha önce görülen rekor seviyelerin üstü. Şimdi burada tamamen olay gidişata bağlı, enflasyona bağlı, faiz hattından bağlı. Biliyorsunuz enflasyon daha %6'lardayken enflasyonun %18, %20'lere gidebileceğini söyleyen bir kişi olarak bugün çok kişi artık enflasyonla yatıp enflasyonla kalkıyor ama biz 2,5 yıldır neredeyse enflasyon diyoruz. Tabii Türkiye'de her şeyde olduğu gibi yüksek umurunda değil. Ama bugünkü birçok uzman enflasyonla ilgili konuşuyor ve gördüğümüz kadarıyla rakamlar havada uçuşuyor. Neden 2 yıl önce kimse enflasyon konuşmuyordu? Sadece cari açık. Bu da başka bir nokta. Şimdi ben buradan yola çıkarak kademe kademe eğer olumluysak aşağıda 5.90'ın altında doların gelebileceği seviyeler 5.20'ler olabilir arkadaşlar. Eğer olumsuz havanın esmesi için 6.50'lerin üzerinde hareketler görmemiz lazım ki 7.20'leri konuşalım. Olay tamamen bu. Eğer
Ya tamam, artık kriz bitti. Ben her şeyin normal olacağını düşünüyorum diyorsanız. 5-20'lere kadar dolar TL'de geri çekilme. Orta uzun vadede eğer dünya normlarına dönüp bilim çerçeve, iktisat ekonomi bilimi çerçevesinde eğer düşünen, uygulayan bir Türkiye olacak olursa özlemle beklediğimiz, o zaman dörtleri de görürüz arkadaşlar. Bu uzun vadede. Uzun vadede. Ama orta vadede 5-20'ler makul gözüküyor. Eğer yine bilimden uzak, ayıtlı öğütlü beklentilerle idare edilecek olursa, yönetilecek olursa, o zaman ne olur? Büyük ihtimalle 6-50'ler geçilir ve 7-20'ler ve sonra da belki de 9'ları konuşuyor oluruz. Ve biz bunu arkadaşlar biliyorsunuz, Türkiye'de daha dolar 2011 yılında 1,5'lardayken 4'lere gidebileceğini ilk söyleyen kişi olarak bunu söylüyorum. Belki son uzunca bir süredir de artık bakmıyorum dolara ama en son uyarımız da 2016 Temmuz'da olmuştu ki yani o terör kalkışmasından sonra, öncesinde daha doğrusu böyle beklentilerimiz vardı. Bu olay üzerine tuz biber ekti. Ralliler başladı falan derken geldiğimiz noktalarda gerçekten çok abartılı hareketler oldu mu? Oldu ama maalesef abartılı hareket olarak belki ekonomik teamüller çerçevesinde hareket edilseydi dolar bu kadar yukarı çıkmazdı arkadaşlar. Çıkamazdı. Çünkü dünyada örneği yok. Biz üzerine, biz demiyorum daha doğrusu, yönetenler üzerine adeta benzin döktüler. Ve bu da ister istemez ülkeyi bu hale getirdi. Onun için benim kanaatim burada eğer biraz daha aklı başında hareketler olacak olsa, ki tam McKinsey ile anlaşılmıştı. Tam dedi ki tamam bir şeyler olacak herhalde, en kötü ihtimalle. Tabii kibirden dolayı IMF'ye gidilemediği için tam dedi ki bir şeyler olacak herhalde dedik. McKinsey ile anlaşma oldu. En azından bu da idare eder. Baktık ki böyle değilmiş maalesef. Ve hatta Maliye Bakanı da bir yerde yalancı çıkmış oldu adamcağız. Velhasıl gelinen durum budur arkadaşlar. Umuyoruz ki Türkiye özlemle hepimizin beklediği aklı başında bilim çerçevesinde, ekonomi bilimi çerçevesinde adımlarla normale döner. Hepimizin beklediği bu. Ülkenin, memleketin hayrı için, hepimizin hayrı için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.